Yine Sivri köyünden bir sakinlerinden bir abimiz var. İsim neydi abim? Himmet Başol. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş Koyumuz bulduk. için, geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Ben de Ankara'da yaşıyordum, emekli oldum. Evet. İşte koya geldim, bir ev yaptırdım. Koyada şimdilik yaşantımızı sürdürüyoruz. Neyle uğraşıyorsun? Vallahi benim kendi bahçem var, bahçenin bağına uğraşıyorum. Bahçen güzel mi bari? Çekersen görün. O sana bağlı. Hem bol çekersen çekeriz tabii. Niye çekmeyelim? Yani koyumuzu seviyoruz işte. Şöyle bir selam gönder. Gurbette olan arkadaşlarıma selam söylüyorum. Genellikle zaten bizim köyler hep Ankara'da. Bir de yurt dışında olanlar var. Onlara da ayrı ayrı Peki, selam yurt ediyorum. Yurt dışında bu köyden kaç gurbetçi vardır? Kaç aile vardır? Herhalde bir 20 var mı? 30 tane var herhalde. 30 tane var. 30'u da bu sene izine gelecek mi? Valla birazı gelir de birazını bilmiyorum. Yarısı bu sene, yarısı gelir. Sene çoğu geldi gitti zaten. Öyle zaten mi? Virüsten dolayı geçen sene kimse gelemedi. Peki muhtarım bu sene bir şenlik, etkinlik falan düşünüyor Vallahi mu? Valla muhtarı destekliyor da muhtarı yaparsa biz de katkı vereceğiz tabii. Bir haleyi çeksek iyi şey, olur. Bir şeyler yapsak iyi olur da. Şenlik biraz daha ekonomik. Yani. Değil mi? Şu anda muhtarı ekonomisi kısıtlı biraz da. O zaman muhtarım baba yiğit arıyor şöyle sponsor Vallahi arıyor. Işte. Sağlam sponsor. Öyle bir şey olursa olur. O zaman olur Yoksa... tabii. Valla en çok kızdığımız ne biliyor musun Davut Bey? He. Benim kendi sülalemden Almanya'da bulunup da bir Allah'ın kuruşu yardım etmeyen insanlara kızıyorum ben. Doğru diyor. Kendi sülalemden. Evet, kendi sülalem adına diyorsun evet, ki destek göremiyoruz diyorsun. Ayrıca yurt dışında koyumuza destek veren komşulara da teşekkür ediyoruz. Başta Ali İhsan Özbek olmak üzere değerli büyüğümüz heykelimizi yaptırdı. Evet. Neydi karnın adı? Zeliha Topaloğlu da işte Atatürk büstünü koydurdu. Onlara da ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Evet, köyümüzde bir destek verdiler. Taş koyanlardan Allah razı olsun. Tabii ki, tabii ki. Herkes karınca, kaderince, gücü yettiği kadar destek oluyorlar. Ayrıca Hüseyin Han'ı Ülal'da işte mezarlığın telini çektirdi. Var mı o da köyde başka bir eksik ihtiyaç var? Eksik çok da. Eksik çok da. Eksik bitmez diyorsun yani. Yurt dışından destek olan yok. Bir de köylerimizden destek olan yok. Evet. Dernek kuruldu, derneğe üye olan yok. Derneği desteklemiyorlar. Dernek nerede? Dernek başkanı Ankara'da. Kim? Ankara'da. Dernek başkanı da Levent Koç Yılmaz. Ankara'da dernek evet, de. Evet, buradan dernek başkanımıza da selam olsun. Derneğe i̇şte, üye olsunlar, biz de derneği güçlendirsinler. Derneğe ne üye olur? Olun, destek olun diyoruz ama kimse katkı yapmıyor. Köy içine taş iste, alkat iste. Onu bir evet. Muhtarlı aday olursa o zaman isteyeceğiz. Şimdi erken daha da. Onda muhtar istesin ya. Olursak dedim bir şeyler dedim de. Var mı öyle bir niyetin var mı harbiden? Yok daha. Göre şimdi şey yapalım dereyi yani. Görmeden paçayı su almak iyi olmaz. Değil mi? Dere zamanı çok. Sen muhtarım kadar ağa mısın ki muhtar olacağım? Vallahi. Onu yaptığında fazlasında biz yaparız. O da arkadaşımız. Değil mi? Tabii çocukluğumuz beraber geçti zaten. Evet. Yaptığı işlerde zaten hep yanında biz oluyor. Yani ne gerekirse biz size yapıyoruz. Size bu koya yani. Muhtar yani. Lazım değil. Hizmet Tabii yapacak hizmet adamı lazım. Hizmet lazım koya. Ya. Muhtarlık hizmet, gelip geçici. Hizmet de koyda belli başlı kişiler hep gelip hizmet yani. De yapıyor. Zaten 5-6 yani. Kişiyik işte Onun bu işlerinden uğraşan. Çivi çakmıyor. Evet. Yani o da benim çocukluktan beri arkadaşım. Sorun yok. O olsa da fark etmez. Ben olsam da fark etmiyor zaten. Evet. Önemli olan her şey köy için. Tabii ki köy için. Hepsi köy için. Çok teşekkür ediyoruz. Rica